Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda ucuz renkli kalemlerle nasıl gerçekçi bir göz çizebilirsiniz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle bende bir resim var. O resme bakarak dış hatlarını falan çizdim. İçindeki çukurlukları, işte göz bebeğinin yerlerini falan ayrıntılı bir şekilde çizdim ki hani işim daha da kolaylaşsın. Bir de şu görüntüde şu anda pro markerlar falan var ama onları hiç kullanmadım. Hani belki kullanırım diye oraya koymuştum ama hani kullanmadım. Sadece o Faber-Castell'in kalemlerini kullandım. Şimdi resimde ne gördüysem onu çizeceğim arkadaşlar. İlk önce göz bebeğinin etrafı daha kızılımsı, sarımsı bir renkti. Onu çizeceğim. Dışı da daha yeşilimsi bir renk. O şekilde yapacağım. Şimdi siyah yerler var gözün içinde. Gözden göze değişiyor tabii. Hani her gözde yok. Bu benim baktığım, benim çizdiğim resimde var. O gözdeki siyahlıklar sanki çukur gibi. Gözün içindeki çukurlarmış gibi. Onu hani dikkat edin. Etrafına biraz daha böyle koyu renkler eklerseniz o siyahların içinde çukurmuş gibi gözükecektir arkadaşlar. Ayrıca gözün hani kenarları ve üst kısmı gölge düştüğü için daha koyu. Gördüğünüz üzere simsiyah yapıyorum orları. Bayağı koyu ve bastırarak yapıyorum. Biraz sonra yeşil kısma başlayacağım. Yine hani tek renk kullanmamaya çalışın. Gördüğünüz üzere bir sürü renk kullanıyorum ben. Siyahla gölge yapıyorum, griyle gölge yapıyorum. İşte koyu yeşille aralarına çizikler ekliyorum falan. Tek renk kullanırsanız gerçekçi bir çizim olmaz. Hani olabildiğince o tek rengin, hani diyelim yeşil kullandınız, olabildiğince tonlarını kullanmaya çalışın. Şimdi siyah kalemlerle yine o çukurmuş gibi gözüken yerleri yaptım. İsmini de bilmiyorum, var mı ismi falan, onları bilmiyorum ama. Şimdi gözün içini tamamladıktan sonra gözün içine ışık vereceğim. Beyaz kalemden bahsetmiştim diğer videolarımda. Mürekkepli, Uniball falan öyle bir kalem. Şimdi gözün üzerine ışık düşmüş. Ama ışık tamamen beyaz değil. Bir pencere gibi bir görüntü var. Gri ve mavi ile o göl ışığı yapıyorum. Pardon, sürekli dilim sürtüyor ama. O mavi ve gri tonlarla ışığı yapıyorum gözün üstündeki. Ayrıca içine de gözün bir ışık koydum. Şimdi gözün durduğu o beyaz kısım tamamıyla beyaz olmaz. Daha çok grili olur. Hani grimsi bir ton olur. Ya da mavi tonlarda olur. Ayrıca gözün içindeki o küçük damarları falan, o sinir şeylerini ne diyorlarsa işte ondan yapıyorum. Hani korkmayın onu yapmaya. Daha çok koyu tonlar kullanın. Gözün içi tamamıyla beyaz olmaz dediğim gibi. Resimde ne gördüysem çiziyorum. Bu arada beyaz kalem delirtti beni. Sürekli elimde deneyeceğim, video boyunca göreceksiniz. Evet, şimdi yine gözün o üst ve yan kısımlarına gölge düşürüyorum. Göz kapağı da bayağı oldukça koyu bir renkte benim çizdiğim resimde. Ona dikkat edeceğim, biraz sonra oraları yapacağım. Şu gözün üstüne düşürdüğüm büyük bir ışık var, pencere gibi. Onun üzerine kirpiklerin gölgesi düşmüş benim baktığım resimde. Onları yapacağım. Bu şekilde hani kıvrıldığı yerleri çizeceğim ışığın üzerine. O hani gözün gerçekçi bir görüntü olmasına çok fazla katkıda bulunuyor arkadaşlar. Yani emin olabilirsiniz. Daha sonra gözün alt kısmı biraz kızarıklı, böyle pembemsi bir renk. Oraları olabildiğince pembeli, kırmızılı renkler kullanıyorum. Hani oralarda. Daha sonra da kirpiklerin olduğu yere sarılı, yeşilli renkler ekleyeceğim. Daha böyle ışık vurmuş, hani o şekilde gözükecek. Bu arada o pembeli kısımda da ışık oluyor sürekli. Beyaz kalemle yine oralara hani şey ekleyin. Nokta nokta falan ya da çizgi şeklinde ışık ekleyin. Daha gerçekçi gözükmesine yardımcı olacaktır. Şimdi ben çizdiğim gözün tamamını ten rengiyle boyayacağım biraz sonra. Göz kapağındaki kırışıklıkları falan yapıyorum. Şu anda mı? Biraz sonra tamamıyla boyayacağım. Aslında oraları pro markerla boyasaymışım daha iyi olurmuş benim için ama yani öyle yapmışım. Neyse, siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha sonra da yine gölgeleri ekleyeceğim. Şimdi ten rengiyle tamamıyla boyadım. Göz kapağının üst kısımlarına işte şu, ne derler oraya tam bilmiyorum, şu ucundaki, gözün ucundaki yere biraz koyulaştıracağım. En son ten rengini, her şeyini tamamladıktan sonra da kirpikleri yapacağım. Ama göz tabii ki normal böyle pürüzsüz bir cilt değil. Sürekli hani tamamıyla her yeri kırışık yapmayın ama yine bir gölgeli, hani daha koyu yerler ekleyin. Hani ten rengini daha gerçekçi gösterecektir. Bunun dışında şimdilik bu kadar. Biraz sonra kirpiklere geçince yine açıklarım, anlatırım.
bu arada arkadaşlar benim için ilk oldu bu. Hani daha önce hiç bu kadar büyük, şu anda çok büyük değil belki ama hani bu kadar büyük ve renkli kalemlerle böyle bir göz çalışması yapmamıştım. İlk oldu. Şimdi kirpiklere geçtik. Kirpikler tabii göz yakından çekim olduğu için olabildiğince uzun ve keskin, böyle hani sert bir renk, siyah, koyu siyah bir renkte. Ayrıca şu gözün üst kısmına kirpiklerin o çıktığı yerleri yaptım. Hani ucundaki kökleri falan belli oluyor fotoğrafta. Onları çizdim. Kirpikleri olabildiğince siyah çizmeye çalışın arkadaşlar. Hani tabii gözden göze değişir, o işte sarışın bir insandır. Kirpikleri daha çok sarımsı, açık kahve falan olur. Ya da işte rimel sürmüştür, daha koyu olur falan filan. Bunun dışında alt kirpikleri üst kirpiklere göre daha kısa yaptım. Fotoğrafta da öyleydi. Zaten normalde de öyle oluyor. Bunun dışında bir de kirpiklerin düştüğü yere, fotoğrafta yoktu ama ben ekledim, kirpiklerin düştüğü yere gölge yaptım. Kirpiklerle aynı uzunlukta koyu kahve tonlarında altına yer geçtim. Hani yer yaptım. Bu hani sanki daha gerçekçi bir görüntü oluşturdu. Bunun dışında bir de gölgenin dışında ışık önemliydi zaten. Işığı da yine o kıvrımlı yerlere, gözün içindeki belirli yerlere ve kirpiklerin diplerine yaptım. Böylece daha gerçekçi bir görüntü oluşturmuş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmına Instagram hesabımı geçerim, yani yazarım. Instagram'ımı da takip ederseniz yani çok mutlu olurum.